Gusül abdesti alırken iğne ucu kadar yer kalmaması gerektiği doğru mudur? Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi ve Nisa suresinde eşler arası cinsel ilişki söz konusu olduktan sonra gusül almak yani yıkanmak emredilir. Tabi bunun nasıl olacağına dair bir açıklama yer almaz. Buna gerek de yoktur. Çünkü hangi dilde olursa olsun, hangi kültürde olursa olsun yıkanmanın ne anlama geldiği herkese anlaşılır. Bugün üstü başı pislenmiş dışarıdan gelen bir çocuğa banyoya girip yıkan diye söylediğiniz zaman o çocuk size nasıl yıkanım diye sormaz. Ya da yıkanırken neler yapmam gerekir diye sormaz. İşte önce sol omuzuma mı, sonra sağ omuzuma mı, ya da tam tersi mi, kaç defa su dökmem gerekir diye sormaz. Girer yıkanır. Bu kadar açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim aslında emirlerini ifade eder. Dolayısıyla böyle eşler arasında cinsel ilişkiyi de sanki çok büyük bir suçmuş ya da bir yanlışmış gibi algılayıp ne yaparsak yapalım yine de tam olarak temizlenemeyiz ya da yıkanmayı gerçekleştiremeyiz gibi anlamak, algılamak Son derece hatalıdır. Geneksel din anlayışında toplu yine ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde takım açıklamalar, izahlar vardır ve bu da birçok insanı takıntılı saplantılı hale getirir. Psikiyatristlere başvuran insanların bir kısmında saatlerce banyoda kalıp hala temizlenme hissine ulaşamamış insanlar örnekleri verilir. İnsanları bu duruma sokmamak gerekir. Yani girip asgari miktarda neyse bir şekilde insanın o bedenini suyla buluşturması ve yıkanma işlemini gerçekleştirmesi Kur'an'ın dikkat çektiği o gusül Abdest olarak bizim ifade ettiğimiz olayın gerçekleşmesi için yeterli olacaktır. Eşler arası cinsel eşka dışında herhangi bir konuda da gusül testi almaya yani girip bir kan ve gerektirecek bir durum söz konusu değildir.